2022 yılında yeni nesil internet teknolojisi olan IPv6'ya nihayet geçiş yaptım. Peki IPv6 nedir ve neden 41 yıllık IPv4 teknolojisini hepimiz terk etmek zorunda kalacağız? Bu videoda bütün bu soruları cevaplayacağız. Koltuğunuza yaslanın ve kahvenizi elinize alın. Alamayın ya da. Konuya temelinden başlayalım. Öncelikle IP adresi nedir? İnternete bağlanan her bilgisayara servis sağlayıcı tarafından, bu TürkNet, Türk Telekom veya SuperOnline gibi bir servis sağlayıcı olabilir, bir IP adresi atanır. Bu aslında çoğunuzun aşina olduğu ve bilgisayarın ayarlarını biraz kurcaladığınızda karşınıza çıkan 192.168.1.10 gibi bir adres. Tabii bu yerel ağdaki IP adresimiz oluyor. Genelde internete çıktığımız IP adresimiz biraz daha farklı. 4 kısımdan oluşan bu adrese IPv4 adı veriliyor. Peki IPv4 nedir ve buradaki V4 ne anlam ifade ediyor? Bunu da cevaplayalım. V4 tahmin edebileceğiniz üzere versiyon 4, yani sürüm 4'ü temsil ediyor. Peki şöyle sorabilirsiniz, daha önceki 3 sürüme ne oldu? Onlar deneysel sürümlerdi ve onları hiçbir zaman kullanmadık. 1973 ila 1978 arasında bu deneysel sürümler test edildi ve 1981 yılında bugün kullanmakta olduğumuz IPv4'ü kullanmaya başladık. Yani mevcut kullandığımız IPv4 teknolojisi ister inanın ister inanmayın 41 yıllık bir teknoloji. Bugün bu videoyu yapmamızdaki amaç da 41 yıllık bu teknolojinin dezavantajlarından bahsetmek. 41 sene önce IPv4'ü tasarlayan mühendisler 2022 yılında tost makinesinin bile internete bağlanacağını hesap etmemişti. İşte bu yüzden IPv4 ile oluşturulabilen 4.2 milyar IP adresinin hiç bitmeyeceği hesap ediliyordu. Fakat işler hiç de beklenildiği gibi olmadı. IPv4'ü kullanmaya başlamamızdan sadece 11 sene sonra, yani 1992 yılında IPv4 adreslerinin biteceğine dair tartışmalar alevlendi. Bu hususta 1998 yılında IPv6 protokolüne geçiş yapılması talep edildi. 31 Ocak 2011'de IP adreslerinin dağıtımından sorumlu olan ana kuruluş IANA, elindeki bütün IP adreslerini 5 bölgeye dağıttığını ve elinde artık IP adresi kalmadığını duyurdu. Bu olayı müteakiben Nisan 2011'de Asya Pasifik, Haziran 2014'te Latin Amerika, Eylül 2015'te Kuzey Amerika, Nisan 2017'de Afrika ve son olarak da Kasım 2019'da Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya bölgeleri ellerindeki bütün IP'lerin bittiğini duyurdu. Yani özetle ilk olarak IP adreslerini dağıtan ana kuruluş elindeki bütün IP adreslerini dağıttı. Ve daha sonra IP adreslerini alan 5 bölgede bu IP'leri operatörlere dağıttı ve en sonunda operatörlerin ellerindeki IP adresleri de bitti ve artık operatörler CGNAT denilen bir sisteme geçmek zorunda kaldılar. CGNAT'a geçmeden önce kısaca NAT'tan bahsedelim. 1992 yılında IP adreslerinin biteceğine dair tartışmalar çıkmaya başlayınca buna bir çözüm üretilmesi gerekiyordu ve NAT teknolojisi de bunun çözümü oldu. NAT, Network Address Translation, yani ağ adresi tercümesi anlamına geliyor ve bir IP adresi arkasında birden çok bilgisayarın internete erişmesini sağlıyor. Bu nasıl oluyor? Gelen paketler NAT destekli cihazlar sayesinde ilgili bilgisayarlara yönlendiriliyor ve bu sayede bir iş yerindeki bütün bilgisayarlara internet IP'si vermeye gerek kalmıyor. Onları bir yerel ağ IP'si ile internete çıkartabiliyorsunuz. Şimdi gelelim CGNAT'a. NAT sisteminde nasıl ki iş yeri birden çok bilgisayarı tek bir IP adresi üzerinden internete çıkartabiliyorsa, CGNAT'ta da aynı işlemi servis sağlayıcınız yapıyor. Yani servis sağlayıcınız elindeki bir IP adresiyle birden çok kullanıcıyı birden internete çıkartabiliyor. Peki ilk olarak CGNAT arkasında olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Buna bir bakalım. Peşinen belirteyim, ülkemizdeki operatörlerin ellerindeki IP adresleri de bittiğinden dolayı çoğu operatör IPv4'te CGNAT kullanıyor. Ben de TürkNet kullanıyorum ve ben de doğal olarak CGNAT arkasındayım. Bunu doğrulamanın iki tane yöntemi var. Şimdi bunlara yakından bakalım. İlk olarak modemimizin arayüzüne giriyoruz ve buradaki WAN IP adresimize bakıyoruz. Daha sonra whatismyip.com gibi bir siteye giriyoruz ve buradaki IP adresimize bakıyoruz. Bu ikisini kontrol ettiğinizde iki adresin farklı olduğunu göreceksiniz. Yani modeminizin arayüzündeki IP ile internete çıkış yaptığınız IP uyuşmuyor. İşte bunun sebebi CGNAT. Yani operatörünüz tek bir IP üzerinden birden çok kullanıcıyı internete bağlıyor. Sizin internete bağlandığınız IP adresi ile modeminize verilen IP adresi tamamen farklı oluyor.
CGNAT'ı test etmek için ayrıca bir web sitesi mevcut. Bu web sitesine girdiğiniz zaman testi başlatıyorsunuz ve test bilgisayarınızla bazı bağlantılar gerçekleştiriyor. Bu bağlantılar esnasında eğer bir port birden çok kez kullanılırsa yine sistem sizin CGNAT arkasında olup olmadığınızı test edebiliyor. Buradaki değer %0'ın üstündeyse kesinlikle CGNAT arkasındasınız ki benim örneğimde de gözüktüğü üzere CGNAT arkasında olduğum gayet açık bir şekilde anlaşılabiliyor. Peki CGNAT'ın dezavantajları ne? Öncelikle CGNAT araya ek bağlantılar girdiğinden dolayı uçtan uca bağlantı prensibine aykırı. Yani araya ek donanımlar konuluyor ve siz doğrudan kendi IP adresinizle internete erişemiyorsunuz. CGNAT'ın getirdiği güvenlik sorunları bir kenara, bugün bizim asıl konularımızdan bir tanesi oyunlar. CGNAT yüzünden artık port açmak mümkün değil. Çünkü siz her ne kadar modeminizde port açsanız da bu kuralların bir geçerliliği yok. Sistem tamamen servis sağlayıcınızın router'ındaki kurallara göre işliyor ve kendiniz port açamıyorsunuz. Peki port açamamak ne tür sorunlara neden oluyor? Tabii ki çoğu online oyuncunun bildiği üzere NAT hatalarına neden oluyor. Özellikle oyunlarda strict NAT gibi uyarılar görüyorsanız işte bunun sebebi CGNAT olabilir. Yine CGNAT ile ilgili bir sorun da IP banlar. CGNAT arkasında birden çok kullanıcı internete bağlanıyor ve bu kullanıcılardan bir tanesi oyunda hile yapıyor. Oyunun geliştiricisi bu kullanıcıyı banladığında siz de eğer aynı IP arkasındaysanız siz de o oyuna erişimi kaybediyorsunuz. CGNAT'ın sorunları gerçekten saymakla bitmiyor. Bunlardan bir tanesi de gecikme. CGNAT'taki gecikmenin açıkçası birden çok sebebi var. Bunlardan bir tanesi araya konulan ek donanımlar olabilir. Çünkü IP adresinin bölünmesi gerekiyor ve internet servis sağlayıcılar bunun için araya ekstra donanımlar yerleştiriyor ve bu ekstra donanımlar da gecikmeye sebep olabiliyor. Fakat CGNAT yüzünden ortaya çıkan gecikmelerin bir sebebini de şu senaryoyla anlatabiliriz. Bir IP adresi üzerinden CGNAT ile 2000 kullanıcının internete bağlandığını hesap edelim. Servis sağlayıcıda her bir kullanıcıya 50 megabit internet veriyor olsun. Burada bütün kullanıcıların teorideki toplam hızı 100 gigabite tekabül ediyor. Fakat normal şartlarda servis sağlayıcının donanımı 20 gigabiti kaldırıyor olsun. Servis sağlayıcılarda bir IP adresine fazla rezervasyon yapmak, yani atanabileceğinden daha fazla kullanıcı atamak normal bir durum. Çünkü aynı anda bütün kullanıcıların bu 50 megabit interneti kullanmayacağı varsayılıyor. Öte yandan işler her zaman böyle gitmiyor. Farz edelim ki o anda popüler bir Netflix dizisi ortaya çıktı. İşte bu durumda aynı IP adresi arkasındaki birden çok kullanıcı Netflix dizisini izlemeye başlayacak ve ağdaki trafik artacak. Siz de bu kullanıcılarla birlikte aynı ağdasınız fakat siz Netflix'ten film izlemek yerine CS:GO oynamak istiyorsunuz. Netflix kullanıcıları ağda bir yavaşlama olsa da bundan fazla etkilenmeyecek çünkü Netflix'in ön bellek özelliği var. Videolar ön belleğe alınacak. Belki biraz kalitesi düşecek, belki biraz takılma olacak fakat kullanıcılar videoları izlemeye devam edebilecek. Öte yandan sizin için bu durum geçerli değil. Oyunda ön bellekleme diye bir şey yok. Her şey anlık ve paketlerinizin hızlı bir şekilde iletilmesi gerekiyor. İşte siz tam bu aşamada gecikmenin arttığını fark edeceksiniz. Belki oyunda birçok kopma ve paket kaybı yaşayacaksınız. İşte CGNAT'ın getirdiği sorunlardan bir tanesi de bu. Recep Bey, videonun başından beri sorunlardan bahsediyorsunuz. Peki çözüm ne? Çözüm IPv6 arkadaşlar. Her zaman sürücülerinizi, BIOS'unuzu ve Windows'unuzu güncellemenizi tavsiye ediyoruz. Bugün de IP adresinizi güncellemenizi tavsiye edeceğiz ve yeni IPv6'ya geçmenizi önereceğiz. Peki IPv6 nedir? Gelin bunu açıklayalım önce. IPv6, IP protokolünün en son sürümü ve 32 bit adresler kullanan IPv4'ün aksine 128 bit adresler kullanıyor. Bu sayede IPv6 ile 340 trilyon 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 adrese sahip olabiliyoruz. O kısımda video takılmadı. Rakam gerçekten böyle. Bunu biraz daha iyi anlamak için şöyle bir örnek veriliyor. Dünya üzerindeki bütün atomlara IPv6 adresi atasak, 100 tane dünya daha olsa o 100 dünyadaki atomlara da IPv adresi atayacak kadar elimizde adres oluyor. Yani IPv6 söz konusu olduğunda rakamın bitmesinin imkansız olduğunu söyleyebiliriz. IPv6'nın IP adreslerindeki limiti kaldırması sayesinde CGNAT'tan kurtuluyoruz ve hem port açabiliyoruz hem de ping sürelerimizi düşürebiliyoruz.
Peki Türkiye'de IPv6 kullanımı ne durumda? Cisco'nun yayınladığı rapora göre ülkemizde IPv6 kullanımı %15 civarında. ABD'de ise bu rakamın %46 civarında olduğunu görüyoruz. Ben konuyu biraz daha araştırdım ve BTK'nın bir raporuna ulaştım. Raporda BTK'nın 2019 ve 2023 stratejik planına baktığımda ülkemizdeki IPv6 kullanımının yaygınlaştırılmasının desteklenmesi ibaresini gördüm. Öte yandan geçen sürede IPv6 kullanımında devasa bir artış söz konusu olduğunu söyleyemeyiz. Yine ülkemizdeki operatörlere baktığımızda IPv6 konusunda devasa bir bilinçlendirme göremiyoruz. TürkNet ile konuştuğumuzda şirket IPv6 test sürecini tamamladığını belirtti ve aynı zamanda abonelerinin %10'undan biraz fazlasına da IPv6 tanımlamış ve onları da bilgilendirmiş durumda. Diğer operatörlere baktığımda da sadece SuperOnline'da kurumsal müşterilere IPv6 sunulduğunu gördüm. Ben de bir TürkNet abonesi olarak IPv6'yı test etmek istediğimi söyledim ve TürkNet sağ olsun hattıma IPv6'yı atadı. Bu aşamadan sonra tek yapmam gereken modemin arayüzüne girip IPv6'yı devreye sokmak oldu. Benim modemimin arayüzüne 192.168.50.1 IP adresiyle giriliyor. Modemin arayüzüne girdim ve daha sonra sol altta yer alan IPv6 kısmına tıkladım. Burada açılan sayfada tek yapmam gereken IPv6 ayarını native yapıp uygula demek oldu. Sonrasında modem beni biraz bekletti ve artık IPv6'yı kullanabiliyordum. Fakat kullandığım modem bile IPv6'ya tam hazır değil olacak ki arayüzünde internet bağlantım için bağlantı kesildi yazıyordu. Fakat internetim sorunsuz bir biçimde çalışıyordu. Neyse ki bu sorunu Asus'a raporladım ve umarım Asus bir firmware güncellemesiyle bu sorunu düzeltecek. Sıra geldi en çok merak ettiğiniz kısma. IPv6'ya geçtik, sorunlarımız çözüldü mü? Adım adım test edelim isterseniz. İlk olarak CGNAT devam ediyor mu? Buna bakalım. Kötü haber, IPv4 bağlantıda CGNAT devam ediyor. İyi haber, IPv6 ile böyle bir sorun söz konusu değil. Oyunlarda da IPv6 ile gecikme sorunları çözülecek diye geçiş yapmadan önce IPv4 ile testler yapmıştım. Fakat durum hiç de beklediğim gibi olmadı çünkü oyun sunucuları maalesef halen daha IPv4 kullanıyor. Hatta öyle ki videonun başında bahsettiğim senaryo birebir başıma geldi. IPv4 testlerini günün biraz daha sakin vakitlerinde test ettim ve oyunların pingleri nispeten düşüktü. Fakat IPv6'ya geçtikten sonra biraz daha akşam vaktiydi ve tekrar test ettiğimde ping seviyeleri artmıştı. Çünkü benimle birlikte aynı IP havuzundan internete bağlanan kullanıcı sayısı artmıştı ve oyun sunucuları da IPv4 kullandığından dolayı CGNAT kaynaklı olarak gecikmem daha da artmıştı. Peki IPv6 sunucularda durum ne? İşte burada güzel haberlerim olabilir. IPv4 ile MPerf testi yaptığımda 4.3 milisaniye gecikme değeri elde ederken IPv6 sunucu ile tekrar test ettiğimde bu değer 4.1 milisaniye düştü. Bu kadar yakındaki bir sunucuda bile gecikmede fark oluyorsa daha uzaktaki sunucularda gecikmedeki düşüş daha da büyük olabilir. Yine eğri oturup doğru konuşmakta fayda var. IPv6 genel kullanıcılar için beraberinde birden çok sıkıntı getirebilir. Çünkü ağların hepsi buna hazır değil. Örneğin ben de IPv6'ya geçtikten sonra Twitter'da, medyalarda yani fotoğraflarda ve videolarda geç yüklenme sorunu yaşamaya başladım. Twitter'daki tweetler gözükse de tweet'i atan kullanıcının profil fotoğrafı, kullanıcının paylaştığı fotoğraf ve videoların gelmesi biraz zaman almaya başladı. Fakat bu beni IPv6'dan vazgeçirecek mi? Kesinlikle hayır. IPv6'yı kapatmayacağım, kullanmaya devam edeceğim ve sıkıntı yaşadığım web siteleriyle ilgili geliştiricilere mail atacağım. Neden peki? Çünkü değişim istiyorsak bunu talep etmeliyiz. Bugünden sonra da Teknopat Sosyal'de internet erişimi altında IPv6 bölümünü açıyoruz ki kullanıcılar IPv6 konusunda daha da fazla bilgi sahibi olsun ve 40 yıllık bu teknolojiyi artık terk edelim, oyunlardaki ping sorunumuz çözülsün. Siz de IPv6'nın yaygınlaşmasını istiyorsanız, oyun yapımcılarının sunucularında IPv6 kullanmasını istiyorsanız, 41 yıllık IPv4 teknolojisinden kurtulup yeni teknolojiye geçiş yapmak ve ping sorunlarından kurtulmak istiyorsanız bu videoyu paylaşın ve operatörünüzden IPv6 talep etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Her zaman güncel kalın.